Hayatın etime saplanan o iğneden daha çok canımı yakmaya hazırlandığını biliyordum. Ben de hazır olmalıydım. Tahmin ettiğimden daha fazlasını kaybetmeye, gücümün yettiğinden daha fazlasıyla mücadele etmeye hazır olmalıydım. 10 matinesinden herkese merhaba arkadaşlar. Demir Kadın Neslihan filmi vizyona giriyor. Biz çok sevdiğimiz sevgili Yurdayar Okur'la beraberiz. Filmi konuşacağız ve başka projeleri de konuşacağız aslında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız, keyifler nasıl? Şahane, gayet iyiyiz. Keyifli geçiyor zaman. Zaman çok kıymetli. Kaç sene önce çektiğimiz film pandemi koşulları işte malum. Yeni vizyon şansı buldu. Bakalım yolu açık olsun diyelim. Daha önce sizinle de buluşmuştuk. Altın Portakal Film Festivali'nde de Bilmemek filmini konuşmuştuk. Yine bir filmle buluşuyoruz. Evet. Çok güzel. Bir sonraki filmimiz de geliyor. Böyle bir sinemayla güzel bir sezon geçecek galiba. Evet, sanırım öyle oldu tesadüfen. Evet. Film peşine Şubat ayında yeni bir film geliyor. Üst üste iki film olacak. Yani 2023 bakalım filmle başladı. İnşallah filmle devam eder. Evet, bir yandan oyun devam ediyor. Yeni film gelecek, onları da konuşacağız. Biz biraz Neslihan'ı konuşalım. Evet. Hikaye geldiğinde sizi etkileyen şey ne oldu? Doktor karakteri canlandırıyorsunuz. Evet. Nasıl bir süreç ilerledi? Tabii benim tanıdığım, takip ettiğim biriydi Neslihan. Gerçekten mücadelesi, takdire şayan. İşte ailecek takip ederdik. Yaptığı işleri, mücadelesini. Yakından tanıktım yani. Senaryo çok etkiledi beni. Çok naif bir senaryo. Zaten müthiş bir hayat hikayesi olduğu için elimizde. Senaryo da bunu çok güzel destekledi. Herhangi bir aştasyona kaçmadan çok naif bir durum var ortada. Buradaki doktoru Neslihan'a hep destek olmuş. Mücadelenin başında ondan büyük bir güç alarak aslında mücadelesine devam ediyor. Kritik kararlar veren bir doktor. Biliyorsunuz doktorlar hep önce bilime, sonra vicdanına kararlar verirler. Vicdanlı bir karakter. Sadece bir hasta olarak görmüyor, bir yakınlık da kuruyor kendisiyle. Çekerken de çok keyif aldık, etkilendik. Zaman zaman boğazımız düğümlendi. Evet, duygusal anların evet, çok yaşandı, set olsa gerek. Evet, öyle olması. Gerçek bir hikaye olması, hepimizi etkileyen bir karakter olması, özellikle sosyal medyada çok konuşulan bir karakter olması, bu da tabii ki körüklüyor. Eminim ki set biraz daha hüzünlü ve zor geçmiştir. Tabii yani anlarını biliyoruz, tanık oluyoruz. Arkadaşların anlatıyorlar. Bazı sahneler, özellikle bir iki sahnede gerçekten oynarken duygulanmamak elde değil. Evet. Ben çok merak ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de yani sonunda yani filmden çıkarken yani biraz ağlayabilirler gibi geliyor. Evet, evet. Biz oynarken zor dayandık. Yani izlemek nasıl gelecek bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Bu şahane hayat sevincine, mücadelesine layık bir film olur. Eminim ki duygusal anlar yaşanacak salonlarda eminim ki. Evet. Yol açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz filmle ilgili. Kadınlara Mahsus filmi gelecek. Ben oyunu çok uzun süredir devam ediyorum. Tabii bir pandemi arası oldu. Hepimizin yaşadığı o zorluk da oldu tabii ki. Bir türlü ben de izleyemedim. Mutlaka bir gün geleceğim artık yani. Mutlaka çok istiyorum. Bir kısmet olmadı. Nasıl geçiyor sizin için süreç? Çok keyifli. Genelde turne yapıyorum. İşte Mart ayında bir yurt dışı turnem olacak. Almanya tarafı yine. Yalova'da var. Ne bileyim bir Türkiye turnem var. Yani 3-4 yerde. Geziyorum. Ben Nazım'la birlikte yani gerçekten Anadolu'yu karış karış aslında dolaşıyorum. Yıllardır Nazım'ı yaşıyorsunuz aslında. Evet, gerçekten yaşatıyorsunuz. Yani o dönem yazdıkları sanki bugünümüzü anlatıyor. Eskimiyordu oyun. Yani keşke eskisi, keşke yani her şey güllük gülistanlık olsa. Ama her yıl güncelliğini korumaya devam ediyor maalesef. Evet. Geçtiğimiz günlerde de doğum günüydü. Evet. Şiirlerini paylaşmıştım. Sizin en sevdiğiniz şiir hangisi? En sevdiğim şiiri severmişim meğer son şiiri. Evet, çok çok seviyorum. Onu ayrıca bir şey düşünüyorum. Yani o çok müthiş bir şiir. Yani. Nazım'ın oynanacak çok şiiri var. Nazım o kadar güzel yazmış ki. Ona ruh vermek, o kelimeleri ard arda getirmek, onlardan bir hikaye kurmak, hem oyuncunun nefesine hem bedenine ilham veren sözleri aktarıyor olmak, bir aktarıcı olarak bir oyuncu için çok büyük şans.
O lezzeti bir kere alınca da bırakamıyorsunuz yani. Doğru. Müthiş bir keyif alıyorsunuz. Umarım yolu açık olsun. Tekrar da oynanmaya devam etsin. Evet. Son olarak var mı söylemek istediğiniz Nesli ilgili mesela? Merak Dayanması bir filmin içinde olduğumu görmek istiyorum. Biz çok keyif aldık. Yolu açık olsun. Umarım Nesli Can'ın karakterine, mücadelesine layık bir film olur dediğim gibi. Bundan eminim aslında. Yani ben içim çok rahat. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yol açık olsun Nesli Can'ın. Çok sağ olun. Çok mersin. Tahmin ettiğimden daha fazlasını kaybetmeye, gücümün yettiğinden daha fazlasıyla mücadele etmeye hazır olmalıydım.